Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Bana mail olarak birisi soru sormuş da ben de inşallah bu akşam canlı yayında dinlerseniz size dedim cevap verebiliriz inşallah dedim. Tabii insanlar benim böyle vaktimin çok geniş olduğunu zannediyorlar. İnternetten böyle işte mailden, WhatsApp'tan, oradan buradan habire uzun sorular soruyorlar cevap verelim diye. Bu benim zamanım o kadar yok. Ama bunlara inşallah bundan sonra böyle mümkün olduğunca buradaki sohbetlerden cevap vermeye gayret edeceğiz. Onlar da inşallah sohbetleri takip ederekten sorularının cevaplarını alsınlar. Soru 1. Bu arkadaş demiş ki işte Mustafa Bey size bir iki sorum olacak. Cevaplandırırsanız sevinirim. Ehli tasavvuf olduğunuzu ve tasavvuf yolunun ne olduğunu iyi bilen birisi olduğunuzu biliyorum. Bayağı bir araştırdım çünkü hal böyleyken yalan söylemeyeceğinize de aldatma yapmayacağınıza da inanmak istiyorum. Ben çok araştırdım, çok uğraştım. Tarikatlar ve tasavvuf hakkında aklıma takılanlara cevap arıyorum demiş. 1. Nevşehirli Hacı Abdullah Gürbüz Baba Hazretlerinden sonra birisi gelmedi. Üstad birisini bırakmadı. Siz Abdullah Baba hayattayken tarikattan ayrıldınız. Bir rivayete göre çıkarıldınız ve şu an şeyhlik yapıyorsunuz. Kimin devamısınız? Kimden sonra? Yani hangi silsilenin devamısınız? Evet. Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi Hazretleri ile 18 yıllık dervişliğimiz var. Sonradan Şeyh Efendi'nin benim yüzüme söylediği bir şey yok. Tarikattan bir kimse dersten atıldıysa Şeyh Efendi o kimseyi çağırır. Evladım senin dersini aldık. Bundan sonra bizde hiçbir ilgi bağlantın yok. Kendine bir şeyh ara der. Bu bir, o dervişin herhangi bir yanlışlığından, eksikliğinden kaynaklanan bir şeyden olur. İki, dervişin orada gidecek olduğu yolu bitmiştir. Ondan olur. Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi benim yüzüme karşı böyle bir şey söylemedi. Yüzüme karşı bana dersten attığını, aldığını da söylemedi. Bana böyle bir tebligatta bulunmadı. Bazı arkadaşlar bunun böyle olduğunu söylediler. Ben dedim ki böyle bir şey olsa 18 yıldan beri her şeyi benim yüzüme söyledi. Bunu da benim yüzüme söyler dedim. Hatta sonradan gittim kendisine. Dedim böyle diyorlar, böyle bir şey var mı yok mu dedim ben. Yok oğlum ne alakası var, dedikodu yapıyorlar, iftira atıyorlar. Mustafa Efendi hakkında konuşmayın diyorum, bunlar burada konuşuyorlar dedi. Benim yüzüme bunu söyledi. Arkamdan başka bir şey söylediyse o onun hesabı. Arkamdan eğer ki dersimi aldım dediyse, İnsanları böyle söylediyse, bana böyle söylediyse, o yine onun hesabı. Bak yine onun hesabı. Bununla alakalı insanlar iftira atıyorlarsa, onlar da onun hesabı. Beni ilgilendirmiyor. Devam ediyor. Kimin devamısınız? Ben Şeyh Efendi Hazretleri'nde 18 yıllık bir dervişliğim var. Şeyh Efendi Hazretleri 5. Esma'ya kadar beni çıkardı. Esma'yı verdi. Ondan sonra Şeyh Efendi hiç kimseye bir şey tebliğ etmeden vefat etti. Bunu ben arkadaşlara hep açıkça anlatıyorum da sohbetlerde de var bunlar da. Bunlar tabii yani geçmiş sohbetleri dinlemek zor geliyor şimdi insanlara. O yüzden tekrar bir daha teyit almak istiyor gibi. Biz hüsnü niyetle cevap vermeye çalışıyoruz. Bu noktada Şeyh Efendi Hazretlerinin bana vasiyeti var. Evladım oldum deyip meydana çıkma. İstihare yapsınlar. Herkes rüyasında kimi görüyorsa ona gitsin. Tasavvuf bu. Devam ediyorum.
Şu an şeyhlik yapıyorsunuz, kimin devamısınız demiş. Buradan hiç kimse ben şeyhim dediğimi bir günden bir güne şahit değildir. Doğru mu? Biz böyle bir söz söylemeyeceğime de ben Şeyh Efendi'ye sizlerin huzurunda söz verdim. Bir gün gelir size ben şunu oldum der isem sakalımdan tutup benim yüzüme tükürün dedim. Öyle mi? Öyle. Ben hiçbir şey olamadım. Bu konuda da ben şeyhim diye hiç kimseye de davetiye çıkarmadım. Milleti de bu noktada toplamadım. Hala da aynı şeyi söylüyorum. İstihare yapın, rüyanızda kimi görüyorsanız ona gidin. O sizin şeyhiniz, o sizin mürşidiniz neyse, bu kimse rüyasında görürse. Kimin devamısınız demiş, bizim silsilemiz belli, yolumuz belli. Ben bir şeyh tanıdım zahiri olarak, ikinci bir şeyh tanımadım. Zahiri olarak diyorum. Zahiri olarak ikinci bir şeyh tanımadım. Soru 2. İzmir Tire'de de Kamil Karasu isimli bir kişi var, o da şeyhlik yapıyor ve Abdullah Baba'nın devamı olduğunu söylüyorlar. Bu nasıl oluyor? O gerçekten şeyh mi? Abdullah Baba'dan sonra gelen yok diyebiliyoruz. Peki o şayet Şeyh Mürşidi Kamil ise kimin devamı? Buna bir şey diyemem. Hacı Kamil Efendi için buradan kalkıp da benim bir şey söyleme noktam yok. Bu soru Hacı Kamil Karasu'ya söylenecek, sorulacak olan bir soru. Ben bunu bildiğim için söylüyorum. Şeyh Efendi sağlığında hiç kimse sen şeyhsin diye işaret etmedi. Etti. Şimdi etmedi diyoruz da ettiğini es geçmeyelim. Şeyh Efendi bir benim adıma şeyhlik olarak ilan et dedi bana. Ben ilan edemem efendim dedim. Ondan sonra başka bir arkadaşa bu görevi verdi. İlan ettirmesini bilirim ben dedi. Ona ilan ettirdi. Ben de o zaman için dedim ki arkadaşlar ben böyle bir şey şeyhim sağken yapacak noktada değilim dedim. Bunu Şeyh Efendi'ye de söyledim. Dedim hakkınızı helal edin. Siz orada sağken böyle bir şey yapmam mümkün değil dedim. Aynı şekilde Sivas'ta Hacı Ahmet Turan Gümüş abiye diye ilan ettirdi. Bir rivayet var. Bunu benim yüzüme söylemedi. Rivayet. Şeyh Efendi buradan geri dönmüş. Bu noktada ne yaptı, ne etti? Onunla alakalı bir şey. Benim şeyhlik gibi bir derdim olmadığından beni ilgilendirmiyor. Ama Şeyh Efendi'nin ağzından çıkan, bütün cemaate yayılan şey bu. Ha ben kendi aramızda konuştuklarımızı hiç konuşmuyorum ben onlara. Bunlara gerek yok zaten. İlan etti. Ama Şeyh Efendi'ye normalde bizim Cafer, Hüseyin, Adnan, üç kardeş soruyorlar. Efendim siz vefat ettikten sonra ne yapacaksınız, ne yapacağız diye. Şeyh Efendi'nin onlara söylediği, hatta Şeyh Efendi'nin büyük oğlu mu, küçük oğlu mu ne, o varmış yanlarında. Bir de Tokat'tan arkadaşlar varmış. Şeyh Efendi onların yanında demiş ki, oğlum Mustafa Efendi'den başka seyri sülükü olan kimse yok demiş. O kardeşler de burada direyen içeri girer sorar. O yüzden Şeyh Efendi'nin kendisinin bizatihi işaret ettiği, benden sonra gidin filancaya tabi olun dediği zahiren hiç kimse yok. Bana söyledi daha öncesinde sağlıklıyken söylediği şey, oğlum vefat ettikten sonra istihare yapacak herkes rüyasında kimi görürse ona intisap edecek. Bize söylediği bu.
3. Abdullah Baba vefatından önce bizim irşadımız ve görevimiz devam edecek. Kınından çıkmış kılıç misali daha da tesirli olacak dediği halde insanlar hala ve neden şeyh aramaya devam ediyor? Şeyh aramak üstada ihanet olmaz mı? Şeyh Efendi'nin böyle bir sözünün olduğunu söylüyorlar. Bu tasavvufun kendi içerisindeki doğrulara aykırı. Bana böyle bir şey söylemedi. Bana böyle bir şey söylemiş olsaydı ben derdim ki bana böyle bir şey söyledi. Bana defalarca söylediği şey bizden sonra bütün arkadaşlara, bütün dergaha söyle oğlum vasiyet ediyorum. Herkes istihar yap bir şeyh arasın dedi. Durum bu. Üstada ihanet olmaz mı? Hayır. Yolun doğrusu vardır. Yolun doğrusunu herkesin işlemesi ve söylemesi gerekir. Doğru doğrudur. Tasavvufun kendi içerisinde, tarikatın kendi içerisinde, bilhassa tasavvuf ehlinin, tasavvufla tarikatı ayırt ediyorum çünkü. Ben Türkiye'de tarikatın var olduğuna inanmıyorum. Ben ehli tarikat değilim. Bunu defalarca ilan ederim yıllardan beri. Dil sürçmesinden dolayı söylerse ağzımdan çıkar. Biz ehli tasavvufuz. Arasındaki fark şudur. Ehli tarikat olunca insanlar işini, gücünü, her şeyini bırakır, tarikata intisap eder. Malını, mülkünü de getirir, tarikata teslim eder. Orası bir medrese stilinde çalışır. Bu tarikattır. Tarikat budur. Türkiye'de tekke ve zaviyeler kanunuyla ortalıkta bir tane tarikat kalmamıştır. Bir tane tarikat yoktur Türkiye'de. Çünkü tekkeler kapatılmış, zaviyeler kilitlenmiş. Saymanda mı, hayvanda mı, buğdayda mı değişik gayri İslami ve gayri tasavvufi, gayri tarikati işlerle iştigal edilmiş. Şeyhler asılmış. Cumhuriyet'in ilk döneminde. Ben şeyhim demek bu noktada büyük cezalara maruz kalmış. Hala da aynı. Hala da aynı. Tekke ve zaviyeler kanunu orada duruyor. Tekke ve zaviyeler kanunu orada durduğu müddetçe o Demokles'in kılıcı gibi o da orada duruyor. Bir kimse ben şeyhim derse tekke ve zaviyeler kanununa göre suç işlemiştir. Otomatikman langırtak içeri girer. Ben şeyhim değilim derken, şeyh değilim derken bundan korktuğumdan dolayı söylemiyorum. Ben kendimce bir kimsenin tasavvufi manada yolunun bitmeyeceğine inananlardanım. Kemalatının devam edeceğini, kemalatın bitmeyeceğine inananlardanım. O yüzden bir kimsenin ben şeyhim demesini kendi nefsimde kabul edebilenlerden birisi değilim. Devam ediyorum. Evet, burada işte şeyh aramak üstada ihanet olmaz mı demiş? Değil. Bana böyle bir tebligatta bulunmadığı için ihanet değil. Böyle bir tebliğ ettiyse birisine, oğlum kılıcından kınımdan çıkmış biz kılıç gibi olacağız, bundan sonra da irşadımız devam edecek diyorsa birisine dediyse, o şeyh aramasın. Oturup boynunu büküp şeyhini rabıtasında halinde görüp soruyu sorup cevabını alıyorsa vallahi da billahi da tillahi da o kimse bir şeyhe intisap etmesin. Hakkıdır tasavvufi olarak.
Bunu bana kendisi söylemişti. Mustafa Efendi herkes istihare yapsın derken ben şerh düştüm. Efendim müsaade edin ben yapmayayım dedim. Sen yapmasan da olur oğlum dedi. Arkasından kendisi ilave etti. Sen ne zaman daraldığında boynunu büksen beni görün, soracağın sorunun da cevabını alın dedi. Onun şivesiyle söylüyorum. Beytullah da söyledi bunu. Beytullah'a bakaraktan söyledi. Beytullah şahit olsun oğlum dedi. Ben de şahit olsun efendim dedim. Mustafa Efendi Beytullah şahit olsun, şahit olsun efendim dedim. Mustafa Efendi Beytullah şahit olsun, şahit olsun efendim dedim. Beytullah şahit. Mahşer yakın herkese. Bana söylediği bu. Herkese söyle, istihare yapsın. Rüyasında kimi görürse ona intisap etsin. Son ömrümüz bu bizim onunla. Son ömrede söylüyor bunlar bana. Bir daha ömreye gidemedik zaten beraber. O bir dahaki sene hasta oldu, gelemedi. Son ömre. Elinden tuttu, benim elimden tuttu, el eleyiz. Beytullah'a gider böyle, onun yeri var. Onun yerine o karşıdaki Altınoluk'un karşısına giderken gayri ihtiyar, hiç bu konular yok. Mustafa Efendi asla evladım oldum deyip meydana çıkma. Emredersiniz efendim. Herkes biz öldükten sonra söyle istihare yapsın. Emredersiniz efendim. Bütün dergaha söyle oğlum. Emredersiniz efendim. Bütün dergaha tebliğ et. Emredersiniz efendim. Oğlum bana söylüyor. Herkese bu haberi gönder. Emredersiniz efendim. Efendim müsaade ederseniz ben istihare yapmayayım. Ben sizden sonra bir şeyhe intisap etmek istemiyorum efendim. Sen intisap etmesen olur Mustafa Efendi. Sen istihare yapmasan olur. Sen çünkü ne zaman daralsan boynunu büktüğünde beni görür, sorunun cevabını alırsın oğlum. Kabrimin başına geldiğinde ne zaman kabrime rabıta etsen sorunu sorar cevabını alırsın oğlum. Bana söyledi bu. Allah razı olsun efendim. Mustafa Efendi bunu herkese tebliğ et. Emredersiniz efendim. Bunu herkese tebliğ et. Bu konuşmayı herkese tebliğ ettim ben. Eski arkadaşlar bilirler. Bunları CD'lere, sohbetlere çektirdim. Her yere gönderdim. Her yere gönderdim. Bir şeyh efendi bir yerde bir vasiyet, bir yerde başka vasiyet edebilir mi? Edebilir. Bana yapmış olduğu vasiyet buydu. Ben bu vasiyetini yerine getirdim. Bana deseydi ki veya söyleseydi, oğlum bizden sonra hiç kimse şeyh aramasın, istihare de yapmasın. Allah biliyor içimdekini. Allah içimdekini biliyor. Ben ona tatlı bir şekilde derdim. Efendim, Çorumlu Hacı Mustafa Efendi'nin nesi eksikti? Bunlar şatahatvari sözler. Bir şeyhin dilinden düşebilir mi? El cevap düşebilir. Bir şeyh böyle konuşabilir mi? Şatahatvari el cevap konuşabilir. Bana konuşmadığı için benim sorumluluğum da değil. Bana söylemiş olsaydı, hatta bu mevzuyu böyle arkadaşlar söylediler başkaları. Dedim valla şeyh efendi bunu söyleyecek bir kimse değil benim tanıdığım şeyh efendi. Çünkü ben dergahın onun şeyhliğinin başlangıcından itibaren yanındayım. Neler çekildiğini, neler konuşulduğunu en iyi bilenlerden birisi benim diyebilirim. Benim ağzımdan çıkarsa ömrümün son demlerinde size vasiyet ediyorum. Benden sonra şeyh aramayın diye bu sözüm size şahitlik olsun. Bu sözümü bana hatırlatın.
Hatırlatmazsanız hakkım helal olmaz. Hepiniz şeyhiniz vefat ettiğinde istihare yapıp, istişare yapıp kendinize bir şey arayacaksınız. Bulamayanlar, bir şeyhi rüyasında göremeyenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle, pir efendilerle, sahabe efendilerle, geçmiş peygamber efendilerimizle, şekline, şemaline, tasavvufi manada giremeyecek olan birisiyle delilli bir üstada bağlanamayanlar bilsinler ki, bilsinler ki, bak altını çizerekten söylüyorum, bilsinler ki bağlı bulundukları şeyhe ihanet etmişler. Onun yoluna dosdoğru sımsıkı sarılamamışlar. Onun kıymetini bilememişler. Onun manasına erememişler. Onun üzerindeki Allah'ın nurunu tespit edememişler ki körlerden olmuşlar. Tövbe edip, tövbe edip, özür dileyip, af dileyip, af dileyip, Allah'a çok yalvarıp yine de ayan bir şekilde görmek için Allah'a yalvarsınlar. Çünkü bu şuna benzer. Her peygamber kendi döneminin mehdisidir. Her peygamber kendi döneminin hidayet ve irşatçısıdır. Peygamberlik nurunu tanımayanlar, İsa aleyhisselamdan sonra Hazreti Muhammed Mustafa'yı inkar ettiler. Bu bağnazlıktır, bu tutuculuktur, bu körlüktür. Nasıl Musa'dan sonra İsa aleyhisselamı kabul etmedilerse bağnaz körler, tutucu körler, İsa aleyhisselamdan sonra da Muhammed Mustafa'yı kabul etmediler. Bu bağnaz, tutucu, kör zümre. Aynı şeyin tecelliyatı üstadlardan sonra olur. Üstadın, velinin, mürşidi kamilin nurunu görmekten uzak olan ve asla onun nurunu göremeyenler kendi üstadları vefat ettikten sonra başka bir üstada gidip bağlanamamışlardır. Rüyalarında görememişlerdir, hallerinde görememişlerdir. Bunlar da bağnaz, kör ve tutucudurlar. O yüzden İslam ümmeti asla ilerleme kaydedememiştir. Fıkıhta, tefsirde, akaidde, kelamda, tasavvufta, günün meselelerine hükmedemeyen İslam dünyası, bu popüler kültür dediğimiz deccaliyet sisteminin altında inim inim inlemekte, küçük problemleri aşmakta dahi zorlanmakta, nefisleri onları birbirleriyle didişmekle geçirtmekte. Bu İslam dünyasının büyük bir handikapı. Büyük bir handikapı. Hala da Hanefiler kadınların 80 kilometre öteye gitmelerinde mahremi olmadan gitmeleri caiz değildir hükmü orada dururken ve bir Hanefi alimi ortaya çıkıp bu hükme içtihat getirip bunu yenileyip insanların önüne koyamıyorsa 200 yıldan beri ve Türkiye'de Türkiye'nin %70'i 80'i Hanefiyken kızlarını, kadınlarını bir şehirden bir şehire yalnız başına gönderirlerken ve gözümüzün içine baka baka bu haram olmasına rağmen bir tek hacca giderken
seni birisinden nikahlayalım, öyle hacca gidelim, gönderelim deme kadar gülüştüğün içine düştülerse, bu bizim resmimizdir. Biz bu resimden kendimize pay çıkaracak olursak, birileri, bu kim olursa olsun, bu ben dahi olsam, bizim kılıcımız kınından çıkmış gibi daha keskin olacak öldükten sonra, bir şeyh aramanıza gerek yok dediğinde, hadise komple kendi mirengisinden dışarı çıkacaktır. Bütün eski derviş kardeşlerimiz, yol kardeşlerimize soruyorum buradan. Şeyh Efendi'nin bu dergahta rüya yorumu verdiği bu fakirden başka hiç kimse yok ölünceye kadar. Hiç kimse yok. Dergahın içerisinde rüya yorumu olan Zakir, Nakip, Nügabba ne deniliyorsa onun adına bir tek bu fakir vardı. Sorarım hangi derviş rüyasını gidip de kabri şerifin başında rüyasını anlatıp tevilini alabilecek? Tasavvuf budur. Siz gidersiniz üstadınıza istişare edeceğiniz bir şey vardı, istişare edersiniz. Sorulacak bir şey varsa sorursanız, sorarsınız. Manevi bir haliniz, rüyanız varsa onu anlatırsınız, ondan cevabını alırsınız. Ondan cevabını alırsınız diyorum bakın. Ne yaparmışsınız? İstişare edilecek varsa bir konunuzu istişare edersiniz. Sorulacak bir şeyiniz varsa sorarsınız. Anlatılacak bir rüyanız, bir haliniz varsa anlatır, cevabını alırsınız. Eğer bir dergahı ölmüş olan şeyhler idare edecek olsaydı, işte burada yatıyor hepsi de. Bu dinin özüne aykırı bir şey. Aykırı. Ona bakarsan geriye doğru silsileye gidersin. Çorumlacı Mustafa Efendi'nin feyizatı mı azdı? Hacı Ali Aydar Efendi'nin feyizatı mı azdı? Yetmez miydi? Hacı Ebu Bekir Baba'nın yetmez miydi? Mısır'dan Tantevi Hazretleri'nin yetmez miydi? Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yetmez mi? Ahmet Er-Rufai Hazretleri'nin yetmez mi? Geriye doğru gidelim. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz yetmez miydi? Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz yetmez miydi? Allah bizi affetsin. Şeyhe, üstada yapılan saygısızlık ve ihanetin sonu, sonucu nedir, ne olur? Evet, bir kimse gerçekten şeyhine, bir veliye, bir mürşid-i kamiliye saygısızlık ederse, ihanet ederse Allah'a savaş açmış olur. Hadis-i kutsi. Kim bir Allah'ın dostuna savaş açarsa Allah'a savaş açmış gibidir. O savaş meydanda değil midir? Ve devam eder. Allah yırtıcı hayvanın avından intikamını aldığı gibi Allah da ondan intikam alır der. Evet. Ben burada şeyh demiş de ben bunun parantez içerisinde veli kul olarak söylüyorum. Her şeyh veli değildir. Her veli de mürşidi kamil değildir. Her mürşidi kamil velidir. Bakın her mürşidi kamil velidir. Ama her veli mürşidi kamil değildir. Her şeyh de veli değildir. Veli bir kimse ben şeyhim diyebilir. Der. Berberlerin şeyhidir.
örneğin. Şeyh'tir. Marangozların şeyhidir, şeyh'tir. Bir şeyin şeyhi olabilir. Tarikatın şeyhi de olabilir. Tarikatın şeyhi de olabilir. Bir kimse, bir tarikat var ise oturur başına şeyhidir. Babadan oğula geçen gibi. Şeyh'tir onlar. Babası şeyh, oğlu da şeyh. Ondan sonra oğlu da şeyh. Ondan sonra oğlu da şeyh. Kabile şeyhi gibi. Şeyhlikler vardır böyle. Babadan oğula geçer. Babadan oğula geçer. Babadan oğula geçme şeyhlik. Kabile şeyhi. Bir kimse, kabilenin başında bir kimse vardır. O oranın böyle ağası gibi, paşası gibidir. Ondan ona geçer. O da kabile şeyhidir. Mesela Anadolu'da ocak derler ya Alevilerde. Ocağın bir dedesi vardır. Dededen oğula geçer boyuna. Başka bir kimseye geçmez. O da ocak şeyhi. Aleviler dede diyor ona. Habire onların oğulları hep böyle şeydir. Ne o? Ocağın başındadır. Şeyh'tir yani. Dededir. Bu da şeyh'tir. Ders şeyhleri vardır. Adam bastırır 5000 tane, 10000 tane zikir kağıdı. Caminin önünde önüne gelene dağıtır. Bu da ders şeyhidir. Zikir verir herkese. Adam kafayı kırar. Çekenler ne yaptığını bilmez. Meczup olur çıkarlar. O da ders şeyhidir. Kürsü şeyhleri var. Adam çıkar camide kürsüye, bir belagat, bir edebiyat, bir anlatır. Ağlar herkes, kendinden geçer. Zaten ağlatmak için de uğraşır o. Bir ağlarsınız, bir ağlarsınız, bir anlatır o, bir anlatır. Kürsü şeyhi. Bir heyecanlandırır sizi, harika. Cebinizdeki paraları bile atarsınız orada. Zaten onlar söylerler, haydın bakalım bitti. Tekke yapıyoruz, bir cami yapıyoruz, bir hizmet ediyoruz. Pamukeller cebe, hep bununla alakalı sohbet ederler bir de. Siz artık coşarsınız, ne varsa elinizde atarsınız. Kürsü şeyhi. İşini biliyor. O yüzden bu şeyhlere, bu şeyhlere ihanetin sonucu nedir bilmem. İhanet edilir mi bunlara? Yani işte böyle bir para isteyen bir şeyhe para vermeyince ihanet olur mu? Veyahut da Kur'an ve sünneti düzgün olmayan bir şeyhin, Kur'an ve sünnete uymayan bir şeyini yapmazsan ihanet olur mu? Olmaz. Kur'an ve sünnete uymayan her ne var ise, bu söz kimin ağzından çıkarsa çıksın, ona tabi olunmaz. Tabi olunursa, tabi olunursa, Kur'an ve sünnete aykırı bir şeyi bile bile yapmak, günah-ı kebairden en azından küfre kadar gider. O yüzden Hazreti Ömer Efendimiz'e derler ki, birisine işaret et, senden sonra kimi halife seçelim? Hazreti Ömer Efendimiz der ki, eğer size bir işaret verirsem, bu dostum ve arkadaşım olan Hazreti Ebu Bekir'in sünneti olur. O şimdi, o çünkü işaret etti, benden sonra Ömer'i yapın dedi. İcazet yazmadı ama, tavsiye niteliğinde söyledi. Eğer der benden sonra birisini işaret etmezsem, hem dostum, hem peygamberim, hem sevgilim, canım, cananım olan Muhammed-i Mustafa'nın sünnetini yerine getirmiş olurum dedi. Kendisinden sonra hiç kimseyi işaret etmedi. Kendisinden sonra birisine işaret etmek, bu manada Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinden sonra içtihatla ümmetin arasından kalktı. Ve Hazreti Osman Efendimiz işaretsiz
seçildi. Hazreti Ali Efendimiz işaretsiz seçildi. Seçimle geldi. Ne zaman kazan kaynadı? Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri vefat ettikten sonra Hazreti Hasan Efendimiz'i seçtiler. Hazreti Hasan Efendimiz Muaviye lehine halifelikten çekildi. Dedi ki ben sizin manevi imamınızım. Din ve devlet işlerinin ayrıldığı yer. Dedi ki devlet olarak Muaviye biat ettik dedi. Devlet olarak. Muaviye kendisinden sonra Yezid'i işaret ettiği için kıyamet koptu. Ehli tarikat, tarikat ehli, tarikat var ise, evet vakıfları vardır, paraları vardır, pulları vardır, gelirleri vardır. Tarikatlar öyledir. Bir tarikatsa şeyhin cebine para koyanlar vardır. Bir tarikatsa ona harçlık verenler vardır. Onu maddi olarak destekleyenler vardır. Onun böyle işte ne bileyim parasını para pul verip de ona yardım edenler vardır. Böyle bir şey olunca o tarikatın başındaki kimse aman bu para pul mal mülk şirketler dağılmasın diye kendisinden sonra genelde böyle oluyor. Oğullarına işaret ediyorlar. Hatta oğlan doğuyor, aman ne güzel doğdu, gelecektik şeyhiniz bu diyorlar. Biz ehli tasavvufuz. Benim minderimin altına hiç kimse para koymuyor, istemiyorum da zaten. Benim cebime de hiç kimse para koymuyor, istemiyorum zaten. Benim dervişlerden bir gelirim yok, istemiyorum da zaten. Dervişlere ben kitap satmıyorum, CD satmıyorum, dergi satmıyorum, istemiyorum da zaten. Sohbetlerin arasında para kesesi dolaştıran yok, istemiyorum da zaten. Benim sağlığımda inşallah Allah ömrüm yeterse bu tip şeyleri hiç görmek istemiyorum. İnşallah görmeden ölür giderim. Benden sonra ne yaparsınız onu bilemem. Bu benim işim değil. Benim sağlığımda din bizim kardeşlerimizin arasında geçim aracı olmayacak. Evet, o yüzden bu tip şeyhlere ihanet mi olur Kur'an ve sünnetin dışındaki davranış? Hayır. Herhangi bir şeyh olsa, o veli de olsa hata yapabilir. Mürşid-i Kamil de olsa hata yapabilir. Onun bu noktadaki yanlış içtihadına veyahut da yanlış işaretine uymamak ihanet olmaz. Kur'an ve sünnet dairesinde üstadımız bir şey bize söylerse biz var gücümüzle uymaya gayret ederiz. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Emri mucibince ayet-i kerime var. Bu emir mucibince biz üstadımızın Kur'an ve sünnet dairesindeki bize söylemiş olduğu emirleri biz itaat ederiz. Tavsiye ettiyse yapabildiğimiz kadar yaparız. Emrettiyse o emri yerine getiririz. Ben de şeyhimin emrini yerine getirdim. Vasiyetini o zaman için bütün herkese açıkladım. Şimdi de sordular. İşte yine açıklıyorum. Yine söylüyorum. Yine söylüyorum. O bu soruyu soran kardeş izliyorsa canlı yayından iyi dinlesin. Bir istihare yapacak, istişare yapacak, rüyasında gördüğü, sahih olarak kimi gördüyse, onun şeyhi o, gidecek intisap edecek. Evet. Bu normalde kimin devamısınız sorusuna cevap vermememin sebebi de şu. Kardeşler, ben 18 yıl Abdullah Efendi Hazretleri'nin yanında durdum. Benim onun yüzüne söylediğim bir söz vardı. Bunu bütün eski kardeşler bilir. Efendim, siz vefat edinceye kadar size
ve dergahınıza hizmet edeceğim. Bunu eski kardeşlerin hepsi de bilir. Bunu Şeyh Efendi'nin sağlığında da söyledim. Hatta Şeyh Efendi'nin yanında söyledim. Camide, hatırlar mısınız? Dedim ki, evet, Şeyh Efendi'nin yanında söyledim. Şeyh Efendi dedim, sağlığı müddetçe, yaşadığı müddetçe, bu Şeyh Efendi'nin dergahına ve kendisine hizmet etmeye devam edeceğim. Bu sözüm vardı. Ta yolun başında söylediğim sözdü bu benim. Efendim, siz vefat edinceye kadar size ve dergahınıza hizmet edeceğim. Ama dedim, vefat ettiğinizde size ve dergahınıza olan hizmetim bitecek dedim. Bunu arkadaşların içerisinde camide dün gibi söylediğimi hatırlıyorum. Burada dinleyenler var, elini kaldırsın. Evet. Ben o yüzden o sözümde duruyorum. Kabri şerife indirildi. Kabri şerifte mezarın başında da bütün kardeşler, size de söyledim mi? Evet. Dedim ki benim hizmetim Şeyh Efendi'ye burada bitti. Şeyh Efendi'nin dergahına da bitti. Bundan sonra ben Şeyh Efendi'ye ve dergahına hizmet etmeyeceğim. Dergah o güne kadar olmuş olan her ne varsa Şeyh Efendi'ye ait dedim. Ben geri çekildim. Durum bu. O yüzden kardeşler, tekrar söylüyorum, istihare yapıp inşallah bu noktada şeyhi olmayanlar kendilerine bir şeyh bulacaklar. Tekrar söylüyorum, bunu defalarca söylüyorum. Biz de beraber yol giden arkadaşlar dahi rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onu bir yere sevk ettiyse, geçmiş peygamberler başka bir şeyhe sevk ettiyse, pir efendiler onu bir şeyhe sevk ettilerse, bundan mutluluk duyarım. Gelsinler benimle helallaşsınlar. Ben kendi elimle onu o şeyh efendiye götüreyim. Anladınız? Hikmet Çin'de de olsa gidip alınız. Hikmet Müslümanın yitik malıdır. Nerede görürse alır. Derviş kardeşler benim tapulu malım değil. Ben mutluluk duyarım, kardeş bu hale gelmiş. Bundan sonrasını başka bir şeyh efendi onu yetiştirecekmiş. Vallahi hizmet ederim ona. Billahi hizmet ederim ona. Hizmet ederim. Kendi ellerimle götürürüm. Nadide bir çiçek gibi sunarım o şeyhin önüne. Nadide bir çiçek gibi. Ama böyle değil de rüyasında gördüğü halde diretenler varsa, işte onlar da yola ihanet eden kimseler. Allah da onlardan intikamı alır. Allah bizi muhafaza eylesin. Bu konu bitti. Burada sorular var. Fırsat kalırsa rüzgar gibi geçeceğim onları inşallah. Evet. Yine malum yürek hoplatan, terleten sorular. Önceden yine bir ikaz aldım. Ondan sonra sıkı dur diye. Bir nefes alayım. Kendimi toparlayayım. Direğin arkasına saklanıyor kardeş benden şimdi. Hani Ulu Cami açılacak ya, demek ki Bursa'nın öyle bir kendi karakteristik özelliği var. Ulu Cami açılacağında açış o hutbeyi ondan sonra okuyacak, kim okuyacak herkes bekliyormuş. Molla Fenari de sütunun arkasına geçmiş, o da bekliyor. Kendisi söylensin diye. Tabii söyledikleri fırıncı Somuncu Baba.
Bu noktada hani zahiren mektep medrese yok. Demişler kalk bakalım. İlk cuma hutbeyi sen ver. Mübarek Fatiha-i Şerif'i okumuş. İşte birinci anlamı vermiş. İkinciyi söylemiş. Üçüncü anlamı vermiş. Dördüncü anlamı vermiş. Demiş beşinci anlamı verince. Demiş ki bunu sütunun arkasında saklanıp gizlenenler var demiş. Bunu da o anlar demiş. Ya başka kimse anlamaz. O yüzden sütunun arkasında hep bir saklananlar vardır. İnsanlar ölümlü tanrılardır. Tanrılar ölümsüz insanlardır. Hermes tot. Yunanlılar üç kez bilgin anlamına gelen Trismegiste, Yahudiler Hanok, Araplarca Hermesül adıyla anılmaktadır. Bilgin anlamı buymuş. Kur'an'a göre Adem ve Şit'ten sonra gelen üçüncü peygamber İdris'tir. İnsanlar ölümlü tanrılardır. Tanrılar da ölümsüz insanlardır. Eşyanın dışı içi gibidir. İç ve dış arasında hiçbir ayrılık yoktur. Evrende hiçbir şey ne iç ne dış, ne küçük ne büyüktür. Hermes'e göre insanca ölümlü olmakta, tanrıca ölümsüz olmakta elimizdedir. Ve bu öğreti her akıl bu gerçeği kavrayamaz. Büyük sırrı gönlümüzde saklayalım. Gerçeği gizlemekten başka çıkar yol yoktur. Bilmek, bulmak, susmak gerekir der. Evren var olmakla yok olmanın sonsuza kadar birbirini kovalamasıdır. Her şey ancak karşıtların kavgasında doğar. Her şey sonsuza kadar değişmektedir. Bütün şeyler bir şey, bir şeyden bütün şeyler. Herakleitos, ilk çağ düşünürü. Yaratılış diye bir şey yoktur. Varlık birliği vardır. Varlık evrende ne varsa canlı cansız tümünde belirir. Tasavvuf ile Herakleitos'un varlık tanımı örtüşür. Allah kitabında ben her şeyi kapsarım. Ben insanı ruhumdan üfledim. Önce ve sonra açık ve gizli benim. Yüzünüzü her nereye çevirirseniz ben oradayım. Vahdedi vücut. Ama peygamberler karşısındakilerin akıllarının alabileceği kadarını açıkladılar. Nice bilim cevheri var ki eğer onları açıklayacak olsam beni puta tapmakla suçlar. Kafamızı keserdiniz. Hazreti Ali. Şeyh Bedrettin Varidat'ta Tanrı'nın tek varlık olduğu, bütün evreni doldurduğu, bütün evrenin Tanrı'dan, Tanrı'nın bütün evrende olduğudur. Tanrı'dan başka varlık yoktur. Varidat 26. Soru 1. Enel Hak diyen Mansur, suyun rengi kabının rengidir diyen Cüneyd-i Bağdadi. Allah'ı görmek isteyen eşyaya baksın Arabi gibi İslam tasavvufu Tanrı evremin toplamından başka bir şey değildir diyen panteizmle örtüşmekte midir? Bruno Aristoteles'in evreni bölümlerine ayırmasına karşı çıkarak Tanrı ve evren bir ve aynı yerdedir. Tanrı evrenin yaratıcısı değil kendisidir der. Panteist Spinoza var olan her şey Tanrı'da vardır. Tanrı olmadan hiçbir şey var olamaz ve tasarlanamaz. Spinoza var olan her şey Tanrı'dır demez ve Tanrı'ya sınır koymaz. Yunus Mevlana'ya Mesnevi'yi çok uzun yazmış. Ben olsaydım ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm, yeterdi der. Ünlü fizikçi David Bohm, atom altı parçacıklarla ilgili araştırmalarında
evrenin dev bir hologram olduğunu, günlük yaşantımızın gerçekte bir holografik görüntü olduğunu söyler. Hologram, lazer ışınlarıyla elek edilen üç boyutlu görüntü. Bu hologramın ne olduğunu söylemiş. Sanki Arabi'yi okuduk. Bir yanda İslam tasavvufu, bir yanda da bilim adamları. Soru 2. Diyalektik tasavvuf nedir? Soru 3. Tasavvuf ayrı bir din midir? Evet. Varlıkla alakalı Adem'den itibaren bütün insanoğlu varlığın üzerinde hep tefekkür etmiş, hep düşünmüş. Tefekkür ederken dindar olanlar, kendilerince bir peygambere bağlayanlar, peygamberlerin getirmiş olduğu öğretinin çizgisinden sapmadan bunun üzerinde tefekkür etmişler, düşünmüşler, rabıt etmişler, analiz etmişler ve bununla alakalı bir bilgi sahibi olma yoluna gitmişler. Araştırmışlar, şüphe etmişler. Dini çerçevede ve yolda olmayan, bizim öyle gördüğümüz kimseler de ama kendi din inanışlarının içerisinde ama din inanışının dışında varlığın üzerinden onlar da değişik araştırmalar yapmışlar. Bu noktada değişik bilgilere, değişik noktalara varmaya çalışmışlar. Onlar da bu noktada kendilerince şüphe ederekten, kendilerince bunun üzerinde kılı kırk yararaktan fikir üretmeye çalışmışlar. Bunlar zaman içerisinde birbirlerinden etkilenmişler. Bunlar zaman içerisinde birbirleriyle kavga etmişler. Zaman içerisinde birbirlerinin bazı yerleriyle barışmışlar. Buna zamanlar sonra, bir müddetten sonra bu felsefenin ayrıyetten fiziki yönleri, matematik yönleri, bu noktada işte bilim dediğimiz, elle dokunduğu, gözle gördüğü üzerlerini araştırma yapanlar da bunlara katılmışlar. Ve bunlar da bu noktada ama hem dogmatik felsefeye hem de bu noktada böyle tanımlamam ne kadar doğru ama İslami dini felsefeyle bunların da barıştığı, tartıştığı, örtüştüğü, karşı geldiği, birleştiği yerler olmuş. Tabii bu bundan sonra da devam edecek. Bu burada kalmayacak. Burada kalmamasının sebebi şu. Din tamam oldu. Ama ilahi kitap henüz daha tam çözümlenemedi. O yüzden ilahi. Din tamam oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bazı sözleri hala da anlaşılamıyor. Din tamam oldu. İlahi kitapla hadis-i şeriflerin arasındaki hadis-i kutsiler de tam olarak henüz daha açıklığa kavuşmadı. Açıklığa kavuşmayınca dini perspektifteki düşünen, okuyan, bir bilgiye ulaşmaya çalışan, varlığın üzerinde tefekkür edenler bununla alakalı her daim yeni bilgilere, yeni bulgulara, yeni anlayışlara, yeni idraklere ulaşıyorlar. Bunun yolu ehli tasavvuftan geçiyor. Bunu fıkıhçıların yapması mümkün değil. Zaten yapmıyorlar. Bunu tefsircilerin yapması mümkün değil. Zaten yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Bunu hadisçilerin de yapması mümkün değil. Zaten yapmıyorlar. Çalışmıyorlar, gayret etmiyorlar. Bazen sohbetlerde söylüyorum, alınıyorlar. Bana diyorum ki son 150 yılın, 200 yılın iyi bir fıkıhçısını gösterin Hanefi'ye göre. Son 150 yılın iyi bir tefsircisini gösterin bana. Bütün dünyanın kabul ettiği bir tefsircimiz var mı? Yok.
Bizim Diyanet profesörleri kes kopyala yapıştır tefsir yapıyorlar. Ahmet şunu demiş, Mehmet bunu demiş, cem ediyor. Ahmet'in, Mehmet'in dediğini karıştırıyor, oraya koyuyor. Yeni bir şey var mı? Yok. Bakın bu bizim kısırlığımız. Ama sufilerin içerisinde tarikat ehli olmayan ehli tasavvuf bunun üzerinde kafa yoruyor, kalp yoruyor, iç alemini bu konuda çalıştırmaya çalışıyor. Onlar da hepsi değil, bir kısmı. Bir kısmı da para kazanmanın yolunda zaten. Bir kitap yazayım da satayım da para kazanayım diye bakıyor. Bir kısmı da Arabi'den alıyor, boyna devşiriyor. Mesnevi'den alıyor, devşiriyor. Karşı karşıya geldiğinizde kitapsız, hani böyle kendi kalbinden ilhamı olarak konuşabileceği bir şeysi yok. Ama bu sufi dünyanın kendi içerisinde ilgilendiği bir alan, varlık. Varlık. Çünkü varlığı anlayabilirse Allah'ı anlayacak. Varlığı anlayamazsa Allah'ı anlaması mümkün değil. Varlığı tanımlayabilirse Allah'ı bu manada tanımlayabilecek. Varlığı tanımlayamaz ise Allah'ı tanımlayamayacak. Bu da Allah'ı bilmekten uzak olacak. Allah'ı bilmekten uzak olacak. Ama Allah yaratılış sebebini, bir şeyin hani ayetlerde esbab-ı nüzülü var ya, niçin ayet indi? Hadislerde esbab-ı nüzülü var ya, niçin o hadis okundu? Kapının ağzını biraz daha sıkıştırın, ön tarafa doğru gelin. Bak damat, kıymet bil baka. Eyvallah, hoş geldin. Yaratılışın esbabı nüzülü. Niçin yaratıldık? Yaratılışı da bir ayet olarak görürsek, Cenab-ı Hak diyor ki, ben bilinmez bir hazine idim. Allah dahi diyemiyoruz biz ona. İsmi yok daha. İsmi yok. Bilinmez bir hazine idim. Bilinmekliği istedim. Allah. Oldu. Bilinmez bir hazine idim. Bilinmekliği istedim. Ve beni neydi? Tesbih etti. Teşbih etti, tenzih etti. Bilinmekliği istedim, bir şey yarattım. O yarattığım şey beni tesbih etti, zikretti. Teşbih etti, benzetti. Tenzih etti, benzettiği şeyi reddetti. O zaman yaratılışın maksadı, gayesi Allah'ı zikretmek, teşbih etmek, tanımak. Tanımak. Dışarıdan bunu görüyor şimdi. Ahmet, bu ne? Neye benziyor? Neye benzettin bunu? Kare.
Başka ne özelliği var bunun? Dışarıdan bakıyorsun şimdi oradan. Beyaz bir rengi var. Beyaz, evet. Kare. Dokunursan daha farklı şeyler söyleyeceksin. Öyle değil mi? Ben ne görüyorsun dediğimde kare. Beyaz, öyle değil mi? Bakın bir şeyleri ne yaptı? Tanıdı. Bu buna benzedi mi? Renk olarak benziyor. Evet. Şekil olarak da aşağı yukarı. Aynısı değil. Ama benziyor. Köşeli, öyle değil mi? Bakın. Bu buna benzedi. Tanımlıyor kendisi. Neydi, neydi yaratılışın ikinci noktası? Teşbih etmek, benzetmek, onu tanımak. Tanıdı. Tenzih neydi? Tanıdığını reddetmek. O değildir demek. Ona benzedi ama değil. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bilinmez bir hazine idi. Bilinmekliği istedi. Ve bunun için bir şey yarattı. Bu şey onu zikretti. Onu teşbih etti. Ve onu tenzih etti bir de. Bu Allah'ın hoşuna gitti. Bakın bu Allah'ın hoşuna gitti. Ve bütün varlığı ne yaptı? Yarattı. Neyden? O şeyden. O şeyden. Şimdi panteizm yaratılmış olan bu varlığı direkt Tanrı görür. Bu yaratılmış olan her şey Tanrı'nın kendisidir. Bu parçacıkların hepsini toplarsak bir Tanrı oluşur. Panteizmin özü budur. Bakın, yaratılmış olan her şeyi nokta 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 toplarsak biz bütün haline bir araya getirdiğimizde kocaman bir Tanrı oluşur. Tanrı her şeyiyle. Bu Tanrı'nın içerisinde Tanrı'dan en önemli parçacıklar insandır. Panteizme göre. Ve insan bu noktada Tanrı parçacıklarıdır. Şimdi panteizmciler bunu desteklemek için Kur'an'dan ruh üfledim ayetini bize delil getirmeye çalışırlar. Oysa eğer siz Kur'an'dan kendinize bir delil arıyorsanız sizin delilsizliğiniz meydana çıkar. Siz o zaman Kur'an'ın bir ucundan tutamazsınız. Kur'an'ın tamamından tutmakla mükellef kalırsınız. Burada bir açmaz var. Burada bir çelişki var. Madem ki Kur'an kendinize bir delil olacaksa Kur'an'ın tamamı size delildir o zaman. O zaman panteizmcilerin kalkıp da Kur'an'dan bize bir delil getirmeleri anlamsız. Panteizmle İslam tasavvufu ayrışır. İslam tasavvufu var olmuş olan bu varlığı Tanrı olarak görmez. Ancak
Allah'ın sıfatlarının tecelliyatı olarak görür. Sıfatlarının tecelliyatı. Tekrar söylüyorum, sıfatlarının tecelliyatı. Ne kadar sıfatı vardır? Sayısızdır. Bilemeyiz. Bize söylenen 99 ismi şerifi var. Bu 99 olacak manası değil. Bize 99'u söylenmiş. İmam-ı Şafii 1000 kusur tane Allah'ın sıfatını tespit ettim der, ismini. Bir başka zat işte 3000 tane tespit ettim der. Allah'ın bu noktadaki sıfatların sayısala bağlamak mümkün değildir. Sufilerce Allah'ın sıfatları sayısızdır, sonsuzdur. Sonsuz. Sonsuz sıfata sahiptir. Ve varlık İslam Sufi düşüncesine göre hiçbir zaman Tanrı değildir. Allah değildir. Hiçbir zaman. Sadece Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelli ettiği yerdir. Bunu koyduk bir yere. O zaman varlık bütünüyle sıfatların tecelli ettiği yer. Şimdi Enel Hak diyen Mansur, suyun rengi kabının rengidir diyen Cüneyd-i Bağdadi, Allah'ı görmek isteyen eşyaya baksan diyen Arabi. Bunlar Allah'ı tanımlamak için söylenen sözlerdir. Biz insana baktığımızda Allah'ın sıfatlarının tecelliyatını görürüz. Allah değildir bu. Eşyaya baktığımızda Allah'ın sıfatlarının tecelliyatını görürüz. Bu Allah değildir. En sonu en güzeli. Orayı çok hoşuma gitti. Hani şey var ya, hologram meselesi. Kendimi aslında oraya saklıyorum. Böyle birden oraya gideceğim. Beynimin gerisi orada da oraya yavaş yavaş gideyim diye bakıyorum. O zaman bu varlık dediğimiz şey, varlık dediğimiz şey Allah affetsin, Tanrı değildir. Bizim o yüzden panteizmle bu noktada örtüştüğümüz bir yer yok. Panteizmle bizim örtüştüğümüz bir yer yok. Arabi de eşyayı Tanrı görmez. Arabi çözümleyemeyenler, çözümleyemeyen panteist düşünceler, dinin emirlerini yerine getirmekte zorlanan, dinin emirlerini icra etmemek, yaşamamak için uğraşan tembeller bunu böyle görürler. Bunun arkasında bu vardır. Din bize çünkü bu yaşadığımız dünyadan farklı bir dünya öngörür. Kardeşler, dinin öngördüğü bir hayatı biz yaşamıyoruz. Ben dahilim buna. Nefsimize zor geliyor. Bize ağır geliyor. Bize fazla geliyor. O yüzden bu yeryüzündeki bütün Müslümanlar için geçerli. Allah'ın bizden istediği kulluğu yapamıyoruz. Dinin bize çizmiş olduğu çerçevede yaşayamıyoruz, bakamıyoruz, düşünemiyoruz. Ve yaşadığımız gibi inanmaya başlıyoruz. En büyük handikap bu. Dinin inananlarının yozlaştığı yer, dine inananlarının battığı yer, dine inananların kendilerince çıkmaz sokakları, inanmış oldukları dinin çerçevesinde bir hayat, çerçevesinde bir düşünce, çerçevesinde bir dünya
kurgulayamıyorlar. Kurgulayamadığımızdan dolayı kendi kendimizi saptırıyoruz. Kendi elimizle kendimizi saptırıyoruz. Zaten kurgulamaya çalışanlar, oraya bir adım atanlar ya taşlanıyor, ya öldürülüyor, ya cezaevine sürülüyor, ya arkasından her türlü aleveler, daraveleler, filmler çevrilip bir şekilde o toplum nezdinde alaşağı ediliyor. Bakın geriye doğru gidin. Geriye doğru gidelim. Hangi veli taşlanmadı? Hangi velinin derisi yüzülmedi? Hangi veli asılmadı? Hangi veli sürülmedi? Şimdi dağa taşa Mevlana'nın ismi yazılıyor. Kendi yaşadığı Şemseddin-i Tebrizi'nin zamanında ne iftiralar attılar, öyle değil mi? Luti olduğuna dair dahi söylenti çıkarmadılar mı? Evet. Seyit Nesimi'nin derisini kim yüzdü? Kim yüzdü? Hallacı Mansur'u kim taşladı? Müslümanlar. Kim astı? Müslümanlar. İşte yaşamış olduğumuz. Mesela enteresan, öyle değil mi? Hazreti Arabi gelen cemaate diyor ki sizin taptığınız Allah benim ayağımın altında. Buradan küfrüne fetva verip içeri atılıp öldürülmedi mi? Taptığınız Allah nerede şu anda? Ben diyorum ki neyi çok seviyorsan ilahın odur. Söyleyin bana. Neyi çok sevdiğinizi söyleyin. Hepiniz diyeceksiniz ki Allah. Öyle değil mi? Doğru mu? Bugün haram işlemeyen elini kaldırsın. Bugün ben sabah namaz vaktinden itibaren şu ana kadar Allah'ın farz kıldıklarını yerine getirdim diyen elini kaldırsın. Ne cesaretliler ya. Kaldır kaldır göreyim. Kimler, tanıyayım onları. Maşallah. Hiç haram işlemediniz mi bugün? Sultan farzları namaz olarak kaldırdı. Farz sadece namaz mı? Öyle ben de kaldıracağım yoksa. Beş vakit namaz da olsa ben hem böyle kocaman kaldıracağım. He. İşte şimdi. İşte bu bizim için uzak bir şey. Allah'ın bizim bu din yaşanmaz noktasında değil, nefsimize ağır geliyor. Ve bu manada zaten İtopya olması da bu noktada, bir taraftan İtopya, bir taraftan İtopya olması da ilahiliğin gerektirdiği bir şey. Yoksa günah işlemeyeceğiz diye bir kaide yok, günah işleyeceğiz. Günahı da işleyeceğiz. Evet, bu noktada biz eğer panteist bir düşüncede olursak biz günah işlemedik. Ya Tanrı günah işledi. Tanrı'dan bir parça olduğumuza göre Tanrı'nın bazı parçacıkları zina edecek. Tanrı'nın bazı parçacıkları ne yapacak? Hırsızlık edecek. Tanrı'nın bazı parçacıkları affedersiniz işte
kötü ilişkilerin içerisinde bulunacak. Homoseksüellik gibi. Eğer biz bu noktada varlığı tanrılaştırdık, varlığın içerisinde insanları tanrılaştırdığımızda, çünkü panteistler o ayet-i kerimeyi ruhumdan üfledim dediği ayet-i kerimede diyorlar ki işte bak bu ayet-i kerime de bizi destekliyor. O zaman o tanrı parçacık aynı zamanda ne yapacak? Günah işlemiş olacak. O zaman panteistlikle sufi düşüncenin bir paralelliği, bir örtüştüğü, yan yana geldiği bir nokta yok. Şurada en çok hoşuma giden yer. Hoşuma gittiği giden yer derken benim kendimce inandığım yer. Kendimce inandığım yer. Ünlü fizikçi David Bohm atom altı parçacıklarla ilgili araştırmalarında evrenin dev bir hologram olduğu. Günlük yaşantımızın gerçekte bir holografik görüntü olduğunu söyler. Hologram, iki nokta üst üste, lazer ışınlarıyla elde edilen üç boyutlu görüntüdür. Burada altına da yazmış, sanki Arabi'yi okuduk. Bir yanda İslam tasavvufu, bir yanda bilim adamları. Soru 2. Diyalektik tasavvuf nedir? Evet. Diyalektik tasavvuftan kasıt konuşmalı değil mi? Sohbet etme, karşılıklı soru sorma. Soru 3. Tasavvuf ayrı bir din midir? Evet. Sufiler bir kısmı, ben bunu tarikat ehli olarak görüyorum. Tarikat ehlinin bir kısmı, diyalektik bir tasavvufa karşıdırlar. Şeyhinin 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 bir kitabı vardır, onu okurlar. Onun haricinde bir kitapları yoktur. Muhakkak onu okurlar. Buna örnek İmam-ı Rabbani'nin mektuplarıdır. Buna örnek Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nin risalesidir. Buna örnek Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sohbetleridir. Buna örnek Ahmet Er-Rufai Hazretleri'nin hak yolcusunun desturlarıdır. Buna örnek Mesnevi'dir. Buna örnek Arabi'nin işte fütuhatıdır. Fisusudur. Buna örnek. Bunlar diyalektik tasavvuftan uzaktırlar. Bunlar birer ehli tarikat silsilesi olmuşlardır. Bir gün ben de bir kitap yazar önünüze geçersem ben de aynı noktaya gelmiş olurum. Benim kitabımı okuyun dediğim an dediğim yerdeyim ben. Bakın benim kitabımı okuyun dediğim an deyin, bilin ki ben dediğim yerdeyim. Benden sonra benim sözlerimi de kitaplaştırmaya çalışmayın. Yeni bağlanacağınız üstad yeni şeyler söylesin size. Evet. Ey oğul bağı çöz. Nereye kadar gümüşe ve altına bağlı kalacaksın? Bağı çöz. Senin daha önceki üstadının anlattıkları daha önceki yılların doğrusuydu. Sen orada bağlı kalırsan kendini yenileyemezsin. Bak Hazreti Allah bağı çözdü. Adem'den sonra Muhammed Mustafa'ya kadar kaç tane peygamber geldi bilmiyoruz. Ve her gelen peygamber kendi hukukunu ve hükmünü getirdi. Allah bir önceki hükmü kaldırdı, yeni hükmü getirdi. Bağı çöz.
Ve Cenab-ı Hak Kur'an'ı getirdi. Kur'an son kitap. Çözümlendiğinde kıyamet kopacak. Çözümlenmiş, bitmiş olsa o da bağ olacak bizim önümüzde. Çözümlenemedi daha. Son kitap çözümlenemedi daha. O zaman Allah bizim önümüzde, gözümüzün önünde yaratmış olduğu bir şeyi yeniden yaratmazken ve yaratılışı her an tazelerken, her an tazelerken sen bağı çöz. Dünkü düşüncede durma. Bağı çöz. Dünkü fikriyatta durma. Bağı çöz. Dünkü halinde kalma. Bağı çöz. Dünkü rüyana takılıp durma. Bağı çöz. Her gün varlığa bak. Her gün Allah'ı yeniden keşfet. Her gün yaratılışa bak. Her gün yaratılıştan nasibini her gün al. Ve her gün, her gün zikretmede, teşbih etmede ve tenzih etmede ileriye doğru adım at. İşte diyalektik tasavvuf tabiri caizse bizim yaptığımızdır. Dünkü anlayışı burada anlatıyorsam eğer, ben de sizin önünüzde bağım. Eğer size ben 300 yıl önce yazılmış bir tasavvuf kitabından size tasavvuf anlatıyorsam, ben ehli tasavvuf değilim. Hepiniz gider o kitabı okur, hayatınıza yön verirsiniz. Bu tasavvuf olmaz. Hukuk hariç diğer ayet ve hadislerden güne işaret eden, size yeni bir anlayış getiremiyorsak biz eskidik demektir. O zaman diyalektik tasavvuf mu? Evet. Her an için sorgulanan, her an için sorulan ve her an için yeni şeylerin anlaşıldığı, anlatıldığı bir tasavvuf. Geçmiş kitaplardan öğreneceğimiz genel ana temalar var ise öğreniriz. Onları reddetmek değil. Ama onlara bağlı kalaraktan biz yeni bir anlayış, yeni bir düşünce, yeni bir fikir ileriye doğru dünü geçemediysek vel asri inel insane lefi husrin illellezine amenu ve amilu salihati ve tevasav ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr sadakallahu lazim. Bütün insanlar hüsrandadır. Bütün insanlar hüsrandadır. Bütün insanlar hüsrandadır. İman eden, İman eden durduk. Neden durdum? Başka bir ayeti kerime getiriyorum size. İman edenler, iman ediniz. Ey iman edenler, iman ediniz. Ya iman etmiştik. İman et. Dünkü imanın senin, dünkü imanın köhne kaldı. Dünkü imanın bayat kaldı. Dünkü imanın senin eskidi. Ayet-i kerime Allah her an bir şan üzerinedir. İman edenler, Allah her an yeni bir şan üzerinde. Allah her an yeni bir varlık, yeni bir anlayış, cedid bir şey üzerine. Zıplayın. O her an yeni bir şeyin üzerindeyse ve sen bir an önce kaldıysan imanın eskidi, köhneleşti, gittin, kaldın. Yeniden kendini tazele. Allah de,
O yeni bir şan üzerine. Gördüğün her şey değişmiyormuş gibi gelebilir sana. O her an her şeyi, her an her şeyi değiştirmekte. Aldanma. Gördüğün her şey gerçekte gördüğün gibi değil. Gördüğün her şey dünkü şey değil. Gördüğün her şey bir an önceki şey değil. Vel asri inel insane lefü hüsrin. Bütün insanlar hüsrandadır. Çünkü o insanlar Allah yeni bir şan üzerine durduğundan farkında değillerdir. Allah yeni bir şan üzerinden durduğundan ondan haberdar değillerdir. Onlar körleşmişlerdir. Onlar katılaşmışlardır. Onlar kararmışlardır. Onların perdeleri örtülmüştür. Zikret, perdeyi aş. Teşbih et, yeniden bir şey oldu. Yeni bir şey oldu. O bambaşka geldi bu sefer. O ayrı bir şanda geldi. O ayrı bir şanda tecelli etti. O ayrı bir şanda sıfatını koydu. Allah hayret, 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 hayret. Aşık her an hayrettedir. Her an. Çünkü her an onunlasa o her an yeni bir şandadır. O her an yeni bir perdededir. O her an yeni bir sevgilidir. O her an yeni bir Allah'tır. O her an yeni bir sıfatla tecelli eder. Sen her anın hayretten hayrete geçer. O zaman sen sufi olursun. O zaman olursun. O yüzden ayet insanlar hüsrandadır der. Kimler değildir devam eder. İman eden. Ey iman edenler! Dünkü imanınızdan geçin. Yeniden iman edin. Bir an önceki imanınızdan geçin. Yeniden iman edin. O yeni bir şan üzerine. Yeni bir şan üzerine. Devam ediyor ayet-i kerime. Hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Dünkü hakkı tavsiye etme. Dünkü hak, hak değil. Dünkü tecelliyatı söyleme. Dünkü rüyayı anlatma. Dünkü hali anlatma. Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün akşam ne gördün? Dün akşam sevgiliyi hangi renkte izledin? Nerede izledin? Nasıl izledin? Bırak dün geceyi de. Şu anda neredesin? Neyi izliyorsun? Kalbinde ne var? Bak! Kalbinde ne var? Kalbine bakmaktan uzak Müslümanlar. Kalbine bakmaktan uzak sufiler. Kitap ezberleyen Müslümanlar. Allah'ın yeni şanının nereden haberiniz olacak? O yüzden biz hala daha kahrolsun İsrail demeye devam edeceğiz. O yüzden biz hala da bu kafirler olmasa diyeceğiz. Biz hala da kendi kitabımızı bundan 100 yıl önceki tefsirlerden anlamaya çalışacağız. Bizler hala da etrafa salli akıtmaya devam edeceğiz. Hayır. O her an bir şan üzerinese sen her an yeni bir iman üzerine olman gerekir. Ve tavsiye edeceğin hak her an yeni şan üzerine olan hak olması gerekir. Biz şeyhimizden böyle gördük. O eskidendi. O da bir bağdı. Bazen böyle küçük örneklerle incitmemek için söylüyorum. Şeyh Efendi geldiğinde diyorum, önceden ilk geldiğinde 60 kişi bir evde yemek yiyorduk. Haydi kardeşler 60 kişi bir evde yemek yiyebilir miyiz? Şeyh Efendi geldiğinde evlerde zikrullah yapıyorduk. Kardeşler hadi Şeyh Efendi'nin adabını devam ettirin. Evde zikrullah yapabilir misiniz?
bağ. Biz kendi kendimizin onu edep olarak yaptık, bağladık. Adap bağladık kendimiz. Kendimiz. Hadi beni taşlayın bu gece biraz. İçim soğusun. Konmuş olan ne kadar adap erkan varsa hepsi de boş. Hepsi de bağ. Yarın yeni bir dünyaya gözünü açacaksınız. Evet, biz kendimce diyalektik tasavvuftayız. Biz her gün konuşalım. Biz her gün sohbet edelim. Biz her gün soralım. Biz soru soran kardeşlere böyle bakıyoruz. Sen ne sormadın? Kendini yenileseydin ya. Yeni bir şeyle gelseydin, anlayamadığın bir şeyle. Saç boyasını sormak için gelmeseydin. O da lazım da. Yok. Oo, dün gece zikrullah esnasında işte şöyle bir şey gördüm. Anlatacak olduğum şey yaşanmış olan bir şey. Eskidi. Eskidi. Diyalektik tasavvuf sadece soru sormak değil. Her an, her an hayret tasavvufudur. Her an. Her an kendisini yenileyen. Her an kendisini yenileyen tasavvuftur. Soru 3. Tasavvuf ayrı bir din midir? Evet. Tasavvuf bu manada Kur'an ve sünnetin içerisinde Kur'an ve sünneti her an yenileyen ayrı bir anlayıştır. Bu manada dedim. O da çünkü dindir. Ama bu sizin kendi kafanızdan tasavvur ettiğiniz gibi bir Hristiyanlık, bir Musevilik, bir İsevilik, bir putperestlik, bir Budistlik, bir ne bileyim işte ateşe tapmak, puta tapmak gibi değil. Evet, bu yani ben biraz böyle kinayesine söyledim bunu da ayrı bir din noktasını. Evet, o çünkü o güne kadar gelmiş olan dini anlayıştan daha yeni bir dini anlayıştır. Evet. O yüzden ayrıdır. Eğer bunun altını tekrar çiziyorum. Eğer biz hala da dünkü anlayışı konuşuyorsak eskidik. Bazen başka türlü söylerim onu. O zaman biz kırık bir aşk hikayesindeyiz. O zaman oturup nereden sevdim o zalim kadını? Bana zehretti hayatın tadını. Bunu söyleyeceğiz. Kırık aşk hikayesi şudur. Bir seven vardır, bir de sevilen. Seven bir müddet çok sevmiş ve kendince sevgisine karşılık bulamadığını görmüş, kendince çekip gitmiştir. Onun kafasında o eski sevgili vardır. Ve o eski sevgiliye nameler döker. O eski sevgiliye kırık sözler döker. O eski sevgiliye ağıtlar yakar. O orada kalmıştır. Biz eskiye
düne döndüysek biz de eski sevgiliye kavuşamamanın kırıklığıyla oturup kendimizce kırık bir aşk hikayesi düşeceğiz. Ya da biz diyeceğiz ki her gün aşkın taze baharını koklamaktan, her gün aşkın taze baharını koklayaraktan uyanacağız. Ve her gün sevdiğimize bakarken onda bambaşka güzellikler keşfedeceğiz. Bakacağız ki dünkü sevgili dünkü değil. Ayrı bir güzellik endamıyla yaşıyor. Eşinizin saçlarının ağardığını görüp ona takılıyorsanız eşinize aşık değilsiniz. Ve eşinizi sevmiyorsunuz. Eşinize baktığınızda her gün ayrı bir güzellik görüyorsanız onda eşinizi seviyorsunuz. Sevgilim dediğinize baktığınızda her gün ona hayranlığınız artıyorsa ona karşı sevginiz var. Şeyhim dediğiniz kimseye baktıkça bakasınız geliyorsa her gün ayrı manada onu seviyorsunuz. Her sabah ben öyle derim ya, fırından taze çıkmış sıcak çıtır çıtır ekmeğin arasına harbi köy tereyağını, harbi köy peynirini, bir de üzerine glikozsuz balı yatırıp yemenin tadına kim hayır diyebilir? İşte aşk. Her gün o ekmeği farklı tatta ve lezzette yemek gibidir. O zaman siz dünde kalmayın. Düne bağlanmayın. Sabahleyin erkenden kalkıp bir fırından sıcak ekmek alıp içine tereyağı peyniri yatırıp balı da bolca sürüp onun tadını çıkarın. Bir kere yaşayın. Bir kere yaşayın. O zaman sabah uyandığınızda eşinize farklı bakın bir gün. Yanınızda uyanan kadını veya erkeği bir sefer farklı seyredin. Oturun bir bakın onun mışıl mışıl uyumasına. Deyin ki ne kadar güzellik yaratmış. Çocuğunuza bir bakın. Deyin ki ne kadar güzel yaratmış. Bugün bambaşka. Sabah kalkın evinize. Mutlu olun. Deyin ne kadar güzel bir evdeyim. Ne harika bir evim var. Ne harika eşyalar var. Açın camı, bir derin nefes alın. O gün sevgili başka süsledi dünyayı. Seyredin güneşin doğuşunu. Ne kadar ihtişamlı doğuyor bugün. Parıl pırıl, dinlenmiş, tür taze. Allah! Bulutlar ayrı güzellikte. Pencerene bir kumru konmuş. Senin baktığın yere bakıyor. De ki, o da benim baktığım yere bakıyor. Aramdaki fark ne? O da benim gördüğümü görüyor. Aramızdaki fark ne? O da güneşi izliyor. Aramızdaki fark ne? O da zikrediyor kendi lisanıyla. Aramızdaki fark ne? O gün ayrı bir gün olsun. Babanıza bakarken ayrı bakın o gün. Annenize bakarken ayrı bakın. Bir bilinç oluşsun.
Deyin ki bugün sevgili her şeyi yeniden cedid getirdi. O gün Fatiha'yı ayrı okuyun. Hani sabah namazına kalktığınızda Fatiha okuyacaksınız ya. Bunları böyle tefekkür ettikten sonra o gün Fatiha'nın anlamını da değiştirdi o. O gün Fatiha'nın anlamını da değiştirdi o. O gün o din gününü de değiştirdi. Din gününün anlamını da değiştirdi. Din gününün anlamını değiştirdi. O gün alemlerin Rabbi anlamını değiştirdi o gün. O değiştirdi. Sen değiştirmedin. Dünkü alemlerin Rabbi değil o. Çünkü alem değişti. Dünkü alem değil. O dünkü alem değil. Fatiha'nın anlamı her gün değişti. Her gün değişti Fatiha'nın anlamı. Her an değişti. 5 vakit namazda kıldığında Fatiha'nın anlamını tazele. Fatiha'nın anlamının idrakini tazele. Fatiha'dan anladığını tazele. Eğer bir vakit önceki Fatiha'nın anlamıyla öğlen namazındaki Fatiha'nın anlamı sende bende aynıysa biz imanımızı tazeleyemedik. Ayet-i Kerime bizim kafamıza balyoz gibi vuruyor. İman edenler iman ediniz. Hangi Allah sizce daha uygun? Bu Allah zor herhalde, değil mi? Evet. Bu Allah zor, yakalanmıyor mu? Bu ben şeyh oldum demekle yakalanmıyor. Ben veli oldum demekle yakalanmıyor. Ben mürşidi kamil oldum demekle yakalanmıyor. Benim derdimi anladınız mı? Evet. Ben yakalayamıyorum dostlar. Ben yakalayamıyorum. O nazlı güzel gibi hep elimden uçup gidiyor. O küskün çiçeği gibi koklamaya gelmiyor hiç. Koklayamıyorum doya doya. O karşıdan bir silüet gibi görünüp gidiyor. Aynısını beklersen bulamıyorsun. Aldanmayın. O hep yeni güzellikler peşinde. O yüzden iyi tanımak lazım. İyi tanırsanız, çok iyi tanırsanız, ona benzetirsiniz. Benzettiğiniz anda da hayır o değil dersiniz. O şarkı o yüzden çok hoşuma gidiyor. Hani diyor ya, dün gece sana benzeyen bir erkeğe merhaba dedim. Leman San mı söylüyordu onu? Çaldığında hoşuma gider benim. Derim ki kaçıncı zannedişim bilmiyorum ki. Saymıyorum ki, saysam utancımdan yerin dibine girerim. Bu Allah insanların bildiği Allah değil. Bu farklı. Bildiğiniz gibi değil bu. Benim bildiğim gibi değil. O yüzden bir türlü bilmekliğim bitmedi. Bitmedi. Evet. O yüzden tasavvuf ayrı bir din midir derken bu manada dedim. Bu manada dedim. Dedim ki evet. Normal, geleneksel, klasikleşmiş bir noktayı görürsek böyle değil diyeceğiz. Rüzgar gibi yaşam hakkınızı helal edin. TV 2000 kanalı var. Halit Ünal diye bir
biri Bursa'da iki dergahımız var diyor. Bizi mi söylüyor? Hakkınızı helal edin. Evet, Halit bizim Allah rahmet eylesin Şeyh Efendi Hazretlerinin eski dervişlerinden birisi. Ondan sonra orada bir ara geldi, İstanbul'da görüştük, konuştuk. İşte orada program yapıyormuş, onu söyledi. Bağlantımız bu kadar. Kız arkadaşım hamile, çok duygusal anlar yaşıyor. Eşi de onu hiç anlamıyor. Haftada 5 gün dergahta, araları bu yüzden bozuluyor. Boşanacağım ne diyor, diyor. Ne yapması gerekiyor? Aa, eşiyle ilgilensin. Derviş kardeşler böyle şeyler yapmazlar. Eşlerinizle ilgilenin. Bu noktada kadınlar hamilelik dönemlerinde duygusal travmalar yaşarlar. Hele günün kadınları daha fazla yaşıyor. Onlara ay aşkım nasılsın, güzel misin deyip onlarla ilgilenin. Başka bir tarikattan buraya geçmek için istihare değil de okuyarak yattım. Rüyamda bu dergahta gördüm ve dersimi aldım. Yine de önceki tarikattan helalleşmem gerekiyor mu? Helallaş kardeş. Herkesin bir hakkı vardır üzerinde, belki de helallaş da gel. Babaları ölünce evlatlarını anneye bırakmakla mecbur mu? Babaları ölünce evlatlarını anneye bırakmakla mecbur mu? Bir de 5 vakit namaz kılıyorsa, anlayamadık burayı. Baba ölünce evlatlar baba, normalde babanın babasına gidecek, anneye değil. Dine göre, dinin hukuku bu. Buradan hakkınızı helal edin, rüya tevil etmiyorum. Üniversitesi öğrencisiyim, haftaya sınavlarım başlıyor. Okuduğum bir sayfanın sınavda aklıma gelmesi için bir dua var mı? Güzel. Allah'a yalvar, dua et. Ya Rabbi okuduklarımı benim aklıma getir de. Ben bütün günahlarımdan hicret etmek istiyorum. Bunun yolu nedir? Yapmamaktır. Cuma günü namaz için devlet reisinden izin almak gerekirmiş. Şüphesiz Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Fakat kalbim mutmain olsun diye soruyorum. Bizim cuma namazı kılmak için ne o? Birilerinden, devlet başkanından neden izin alıyoruz? Dinin hukuku bu ama önemli değil. Atatürk bu izni vermiş. O yüzden bütün insanlar cumaya gidebilirler. Devlet memurları da cumaya giderlerken başlarındaki amirlere derler ki Atatürk'ün genelgesine uyuyoruz. Cuma kılınabilir diye bu noktada hükmetmiş. O yüzden cumaya gidiyoruz diyecekler. Hiç uyumadan teheccüd namazı kılınır mı? Bu gece namazı olur, kılınabilir. Adı gece namazı oluyor o zaman. 16 BU869 UNO. Çöp kamyonu geçemiyormuş, üzerinden geçebilir arabanın. Onlar çok dikkat etmiyorlar çünkü. Bekliyorlar bir iki, bakıyorlar geçmiyor. Yaktıra yıktıra, böyle kırdıra döktüre geçiyor. Hoş, öyle de olunca kaportacılara iş çıkıyor. Şey yok, ertesi gün bakıyorsunuz arabada, arabada bir sürü kırık, bozuk, düzük yerler var. Ondan sonra kendi kendinize düşünüyorsunuz, buradan ne geçti diye. Hiç düşünmeyin, çöp arabası geçti. Başka bir şey değil. Allah'ın izniyle kainatta izin verilen yerlere kadar tayi mekanla gezen kutuplardan biridir. Dur ya, kim ama? Gezip gördüğü yerlerde geleceğin insanlarına Mars'ta olduğu gibi selam ve benzeri izler bırakmıştır. Hatta yazdığı yerlerin, gezdiği yerlerin tamamı hakikat arzu olarak nitelendirmiştir. İbn Arabi Fütühat Cilt Bölüm 8. Günümüzde uydular aracılığıyla değişik gezegenlerin yüzeylerini görebiliyoruz. Bu uydular ile Mars'ın yüzeyinde Arap Ça Esselam yazdığı kanıtlanmıştır. İbn Arabi'nin yukarıdaki görüşünü açıklar mısınız? Doğrudur ama İbn Arabi'ye gitmelerine gerek yok. Bizim ne o cübbeli kardeş demiş ki bana 100 bin dolar getirin, uğraşmayın böyle saçma sapan şeylerle. Size her şeyi söyleyeyim demiş. Ben internet haberinde okudum. Ben de oranın şeycisiyim. Ne o? Haber yani. Yalanlanmadığına göre, biz böyle demedik dediğine göre onu ben söylüyorum. Yalan doğru bilmiyorum.
Düzenli olarak her hafta sohbetinizi dinlemek, bu manevi ortamdan nasibinizi almak adına bu mekana geliyoruz. Geçen hafta çalışanlardan biriyle nahoş bir olay yaşadık. Eşim 65 yaşında ve kalp hastası olup bir kardeş bey tarafından itilerek horlanmış olup mağdur edilmiştir. Hizmet ehli insanların bu şekilde davranmalarını hoş karşılamayıp başka insanların da böyle bir hezimete uğramaması adına gereğinin yapılmasını arz eder. Hoş sohbetleriniz için teşekkürlerimi borç bilirim, saygılarımla. Evet. İçinizden okuyun demiş de birisi. Emirleri dinliyoruz biz de. İçimizden okuyoruz. Allah bizi affetsin inşallah. Cümleyi affetsin. Evet. Hakkınızı helal edin. Allah izin verirse inşallah yarın İzmir'deyiz. Gündüz bayanlara, gece erkeklere canlı izliyorlar ya. O yüzden söyleyeyim dedim. Daha doğrusu gece salonda. Gündüz de Gaziemir'deyiz inşallah. Allah'tan bir şey gelmezse salı gün Çanakkale'deyiz. El Fatiha ma salavat. Amin. Destur.